Evet, evet, biz böyle aramızda da konuştuk zaten ama istatistikler de her şeyi anlatıyor. Ee, Onur Özkan seninle başlayayım. Ben bir istatistik ekleyeyim o zaman. Ee, 15 gol 28 haftada son 35 yılın en iyi savunma performansı. En son 88-89'da Gordon Minli hocam sizin şampiyon olduğunuz hı hı. sezon. Rekor golli, 103 golli sezon. Hı. 13 gol yemiş Beşiktaş. 28 haftada 88 89 sezonunda. Ha 28 haftada. 28 Sonunda haftada. daha fazla oluyor. Evet. 35 yılın en iyi savunma performansı yani gerçekten de ayakta alkışlamak lazım. Geçen sezonda Galatasaray bu süreci 17 gol yiyerek geçmiş galiba. Yani bir çizgisi var. Okan Hoca'nın aslında bu konuda. Ya çok enteresan bir sezon Galatasaray adına. Neden enteresan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genellikle son yıllarda hep şampiyonluklara baktığımız zaman biz Şampiyonlukları hücum oyuncuları üzerinden okuruz, değil mi? Mesela geçen sezona dönelim Galatasaray. E, tabii çok oyuncu var da. Icardi, Icardi Raşitza, Kerem Mertens, Mertens. Raşitsa deriz, değil evet. mi? Yani İşte Beşiktaş şampiyon oldu, Abubakar, Gezal, Larin dedik hep konuştuk arkalarında işte yine hücum oyuncuları. Trabzonspor'da Cornelius, Vizca, ondan sonra Vakayeme, Bakasetas. Hep anlattık burada. Şimdi Galatasaray'ın bu sezonki başarısında savunma oyuncuları ve savunma rolündeki futbolcular ön plana çıkmış durumda. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sezon mesela şu an lig bitmiş olsun. Ligin en iyi 11'ini yapalım. Galatasaray'dan kaç tane hücumcu alırsınız? Icardi'yi alır mısınız? Ben almam şu anda. Ya, Icardi olduğu için alırım belki ama belki. ismi Icardi olmasa istatistiklerine baksam. Yani şimdi baksan, orada baktığımız zaman Fenerbahçeli oyuncular hep ön planda. İşte Şimanski, Tadic, Cekoyu İrfan, alırım. Cengiz, Ceko. Batu de mesela. Yani işte Fenerbahçeliler ön planda. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman hep savunma oyuncularını sayıyoruz. Şu Mustara başta sayabiliriz. Gidene Saşa kadar Bey. Saşa Boy. Sonra Kaan Ayhan yerine geldi. Üç tane stoper var. Birinci sınıf üç tane stoper. Değil mi? Önlerine Tore Kerem Demirbay. Onların dışında Kaan sayabileceğimiz... Ayhanı da sayarım. Tabii Boy'dan sonra Kaan Ayhan. Aynen. Yani Tore Kerem Demirbay'ın sonrasında kimi sayabiliriz hücum hattında? Mertens belirli bir çizgide ve istikrarda oynuyor. Kerem Aktürkoğlu eleştirilse de bir çizgisi var. Ve son dönemde Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu niye eleştiriliyor? Ben Oğlum bir onu anlayamadık onu. hocam. Ben bir anlam hocam, veremiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Galatasaray'ın son iki yıldaki istikrar abidesi hocam, geçti, ve direkt skor Geçen istatistiği vardı hocam. Hacı sonrası 3 sezon üst üste 20 gol katkısı yapan tek oyuncu. Ya ben onu anlamakta zorluk çekiyorum ya. Böyle iyi bir oyuncu ya. Kerem olduğu için oluyor. Biraz yani var. Icardi sahada hiç koşmuyor. Kaç haftadır yürümüyor. Ya yani Kerem Çocuk elinden geleni yapıyor. Galatasaray için inanılmaz fedakarlık yapıyor. Çok fazla savunmaya da yardım ediyor. Bak demin şimdi savunmadan evet. bak bir hücumcu olmasa halen. özverili oynuyor. Savunmaya yardım ediyor ya aldığı zaman topu ya uçak gibi gidiyor. Yani rakibi de eksiltiyor. Top kaybı da yok. Sen hani kaybettiği toptan bizim... Galatasaray atak yer dersin. Öyle bir şey ben de söz konusu değil. Yani yıkamıyoruz onu. Yani, yani ben olurdu. ya ben Kerem Aktürk'ü çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu çok karakterli bir Kesin. oyuncu sakat kesinlikle bilmez. ceza bilmez hocam her maç oynar gözü kapalı evet. oynuyor Sakatsız. her şeyini veriyor yani, evet. biz deriz bir şey olur ya Allah korusun. o yüzden söylemeyeyim çok sakat, istikrarlı tamam bir yani. oyuncu evet eksikleri var mı var kötü oynadığı maçlar var mı var ya, tabii ki dünyadaki her oyuncunun tabii eksiği vardır çok ya çok doğal bir şey bu ama çok net bir haksızlık yapıyor bence ama Galatasaray taraftarı son dönemde onun biraz farkına vardı o Kerem'in bir küslük dönemi olmuştu ya. Yani. Bir haksızlık edildiğini. Hatta bir videoda dedi ya sen de mi beni sevmeyenlerdensin ufak bir çocuğa dedi ya çok aslında kısa, Sitem bir, vardı kısa o bir arada. cümle ama içi çok dolu bir cümleydi onun. Geçen sene Onur 28 maçta acaba Galatasaray kaç gol yemiş? Işte. 17'ydi galiba hocam. Yani yanlış hatırlıyorum. Ya yani enteresan değil, bir yani. şey. şey. Şu ana kadar ki evet, evet. duruma göre. Bir bakalım ya, ona. 17 bir... olması lazım hocam yanlış bilmiyorsam. Niye bilmiyor biliyor musun? Şimdi ben Bakıyoruz futbolda şimdi. doğru bir şey vardır. Eğer çok iyi savunma yapmıyorsan asla ve asla şampiyon olamazsın. Yani bir takım 50 tane gol yiyip de 100 tane gol atsa bile şampiyon olamazsın. Şeyi hatırlayın. Trabzonspor'un şampiyonu kaçırdığı sezonu. Yani çok iyi işte Sörlotlu sezondan bahsediyorum. Savunmadaki evet. sıkıntılar Geçen yüzünden Fenerbahçe. şampiyonluğu kaybediyor. Evet Cessuslu Fenerbahçe'nin de çok ciddi savunma problemleri evet, vardı. Evet aynen öyle. Aynen işte i̇yi bak şimdi ediyordu. şu anda 2 puan önde Fener'den olmasının yegane sebebi Galatasaray'ın savunma anlayışının daha iyi olması. Bir de az gol yemiş. Fenerbahçe daha, daha çok gol atmasına rağmen daha çok gol yemiş. İşte iki puanlık fark oradan belki de oluşuyor. Hocam orada enteresan bir nokta var. Geçen değil. sene ben Galatasaray'ın bu dönemdeki puanını da aslında Melike merak ediyorum. Niye hani biliyor musun? 28 hafta itibariyle kaç puandaydı? Şimdi hem, ona da bakalım. He, hem puanın hem yediği gol çok önemli çünkü. Geçen sene Galatasaray'a bak. Onur bu, bu kadar puan toplamamıştır yok, belki 60, de. 60-61 civarı bir şey diye hatırlıyorum şu ama an. Ama yani 15 evet. bahsettin 15 puan farka az bir fark değil. ya. 75 değil mi şu anda? Şu 75, anda 70, 75 70, 70. 72 olması lazım. Yet, 73 mü Galatasaray? Öyle bir şey olması lazım. Tam ben de şu anda hatırlamadım ama. 70-72 yok 75-73 mü? öyle bir şey olması lazım. Ya bakayım hocam. Şu, Şimdi izleyicilerimizden de şöyle yorumlar geliyor. 75-73 doğru. <laughs> <savunmayı>, 75-73 mi? <laughs> Biz savunmayı konuşuyoruz ama sunuyorlar diyorlar en büyük etki. Bak onunla ilgili bir çok güzel bir nokta hatta onu bağlayacaktım. Aslında orada enteresan bir istatistik var. Hani nasıl yorumlarız bunu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü gol beklentisi diye bir şey var ya hani Galatasaray'ın altında. He. Ama Galatasaray'ın yediği gol Fenerbahçe'nin çok altında. Yani burada bir kaleci performansı orada çok fark ettiriyor. Çıkıyor. Evet. Yani Fenerbahçe asla kötü savunma yapmıyor. Fenerbahçe yok de az az Bak, savunması bu sene eksik, zaten daha eksik iyi. olduğu dönemlerde bu savunma çok gol yediler. Bilhassa tabii. tabii. Stopörler, sakat dönemde. olması. Ama ligin geneline baktığımız zaman hocam yani Fenerbahçe kötü savunma yapıyor diyemeyiz bence. Yani haksızlık olur. Geçen yok. sezonki gibi değil kesinlikle. Evet, yok değil. hayır geçen Ama sene işte farklı sakatla bek kausatlandı. Evet. İşte Ciku Afrika Kupasına gitti. Bir türlü orada işte bir, orada bir devamlılık dönem var. olmadı. Evet. Evet. burada yoktu. bence evet o konucun ya bir ara 5 falan... tane stoperi sakatlandı evet, Fenerbahçe'nin yani. ya. Avrupa Nol maçında Na İsmail Yüksek'ten İsmail Yüksek oynadı stoper. Şey, e galiba değil mi? Altyapıdan Evet onların ikisi oynadı yani. Yani bu da yani. evet Okan Hoca'nın sistemi önemli. Galatasaray'ın bireysel performansları önemli ama bence muslera Livakovic arasındaki performans farkı biraz bizi bu noktaya getirdi. Yani Mustara hani ya bütün, Mustara bütün şey neyse o örnek verilmez yıllanmış şey gibi diyecektim de hmm. <laughs> söylemeyelim. Yani gerçekten geçen sene Galatasaray 28 haftada 22 galibiyeti varmış. 3 beraberliği, 3 de mağlubiyeti varmış. Ya 69. 20 gol yemiş, 64 gol atmış. Ve 69 puanı var. 69 puan. Evet. 6 puan gerisindeki Galatasaray puan. geçen 7 sezon gol da 20 yani. 14 7 maçlık gol. seri yapmıştı geçen sezon yani. Ondan evet da... orada da büyük bir Tabii. şey vardı sıçrama Ama bu sezonki rakamlar hani... Ha bu sene iki takım da birbirini 20... yukarı geçen çekiyor. Geçen sene 28 hafta e, itibariyle 6 puan fark varmış Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında. Evet. Fenerbahçe de 28 haftada 33 gol indirdi. Şimdiyle işte, kıyasladığımız zaman şimdi gerçek burada ortaya çıkıyor Melike anladın mı? Ama yani, yine gol sayısı fazla değil mi? Yine geçen, geçen sezonda tabii. Geçen 69 gol. Evet. İşte önemli olan çok fazla gol atmak değil. Eğer şampiyon olacaksan çok az Golan, gol şey yiyeceksin. Sözü vardı da, iyi hücum, şampiyon, e, maç kazandırır, iyi savunma şampiyon yapar diye. Evet klasik ya, ama doğru. doğru. Bence çok de doğru. Doğru yani söz. savunmanı bak basketbol. gol, ya, gol ba kralı çıkarıyorsunuz.